Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki Ma'd ibn Adnan'a benzeyin. Bu benzemek nasıl olur? İlim ehli diyor ki bu benzemek dört şekilde veya üç şekilde olur. Birincisi ilk başta dediğim gibi takassuf ve yumuşaklığı terk etmekle olur. Yani lüksü ve yumuşaklığı terk etmekle olur. Bu bir. İkincisi Ma'd ibn Adnan'a benzemek onlar gibi giyinmekle olur. Yani Araplar gibi giyinmekle olur. Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki aleykum bil izbasi ebikum İsmail'e. babanız İsmail'in elbisesine yapışın. وَيَّاكُمْ وَتَنَعُمَا Lükste aşırılığa gitmekten kaçının. وَزَيَّ الْاَعَاجِمْ ve acemlerin elbisesini giymekten de kaçının buyuruyor. Ömer radıyallahu teala anh. Tabi burada Arapların elbisesini giymek, onlara benzemek faziletlidir. Ama bir şartla. Şöhret elbisesi olmamak şartıyla. Şöhret elbisesi ise o zaman onu giymek caiz değildir. Şöhret elbisesi ne? Yani öyle bir elbise giyiyorsun ki mesela Türkiye'de bir Türk olarak sevup uzun entare şeklinde Arapların elbisesini giyiyorsun. Bunu ne olur bazı yerlerde? Onunla meşhur olursan, insanlar seni onunla tanırsa, işte onunla meşhur olursan, o yerde sadece sen öyle bir elbise giyersen ve bununla da birlikte meşhur olursan bu caiz olmaz. Bilakis sünnet olan kendi kavminin elbisesini giymendir. Haram olmadığı müddetçe. Ama kendi kavmin elbisesi Arapların elbisesi gibi ise veyahut Arap ülkesindeysen tabii ki Araplara benzemek faziletlidir ve müstehaptır. Bu ikincisi. Üçüncüsü de kardeşler, Araplara onların dilinde benzemektir. Ve Arap dilini öğrenmendir. Zira Arap dilini öğrenmen, Arapça faziletlerin en büyüğüdür. Dillerin, lügatların en efdalı Arapça dilidir. Çünkü Kur'an ve sünnetin dili Arapçadır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimullahu teala diyor ki, واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. Diller, lügatlar, ümmetlerin, toplulukların en büyük şiarıdır. O dillerle diğer topluluklardan ayrılması kavimlerin en büyük şiarıdır. Sonra İbn Teymiye rahimullahu teala Ömer radıyallahu teala anhum şu sözünü naklediyor. Diyor ki Ömer radıyallahu teala anhum la taallamu ratanatal aacim. Acemlerin dillerini öğrenmeyin. Acemlerin dillerini konuşmayın. Arap olmayanların dillerini öğrenmeyin. Diyor ki İbn Teymiye bu Ömer radıyallahu teala anhum bu sözünden sonra diyor ki ve emma i'tiyadul hitabi bighayril arabiyye allati hiye şiarul İslam ve lugatul Kur'an. Diyor ki İbn-i Teymiye Arapça dışında bir hitap etmek, Arapça dışında bir dili konuşmak İslam'ın şiarı olan ve Kur'an'ın dili olan Arapça dışında bir dili konuşmak öyle ki hatta yasira dâlike âdeten lil Mısri ve ehlihi. Yani Arapça dışında İslam'ın şiarı olan ve Kur'an'ın dili olan Arapça dışında bir dili konuşmak öyle ki o dili konuşarak Arapça dışında bir dili konuşarak bir adet haline getirmek bunu. Bir örf haline getirmek. Bir şehrin bir ülkenin devamlı Arapça dışında bir dili konuşması veyahut da bir evin ev halkının içinde devamlı Arapça dışında bir dil konuşman veyahut da bir kişinin arkadaşıyla Arapça dışında bir dili konuşmak فَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَكْرُهُ şüphesiz ki bu mekruhtur فَاِنَّهُ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْاَعَاجِمِ çünkü bu
acemlere benzemektir diyor İbn-i Teymiye rahimullahu teala. Yine İbn-i Teymiye rahimullahu teala iktida sırat-ı müstakimde diyor ki وَعَلَمْ, bakın neler diyor subhanallah, diyor ki وَعَلَمْ اَنَّ اِعْتِيَادَ الْلُغَةِ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ, bilin ki diyor, bil ki diyor, bir dili konuşmak, bir dili adet edinmek, devamlı o dili konuşmak, يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ, akla tesiri vardır. وَالْخُلُقْ, ve ahlaka tesiri vardır. وَالْدِينَ, ve dine tesiri vardır. تَأْثِيرًا قَوِيًّا بَيِّنًا, çok kuvvetli ve açık bir şekilde tesiri vardır. وَيُؤَثِّرُ, devam ediyor, diyor ki وَيُؤَثِّرُ اَيْضًا فِي مُشَابَهَةِ صَدْرِ هَذِهِ الْاُمَّةِ, diyor ki bir dili konuşmak, o dili adet edinmek, sahabeden ve tabiinden bu ümmetin başlarına, bu ümmetin selefine benzemeye tesiri vardır. Yani Arapça dili konuşmakta, sahabeye ve tabiine benzemekte ve onlar gibi olmak için tesiri var. Onlar gibi olmaya tesiri vardır. O müşabehetin ve onlara benzemeye tesir, onlara ve müşabehetuhum, onlara benzemek, sahabe ve tabi'in gibi, onlar gibi Arapça konuşup onlara benzemek, tezidul akla, aklı çoğaltır. Ve dine, dini çoğaltır. Vel huluka, ve ahlakı çoğaltır. Dolayısıyla kardeşlerim, İbn-i Teymiye'nin dediği gibi, bir insanın Arapçayı konuşması, Arapçayı örf ve adet edinmesi, evinde hep Arapça konuşması, sahabe ve tabiine benzemektir bu. Ve bu da onlara benzemek, sahabe ve tabiine benzemek, aklı, dini ve ahlakı çoğaltır diyor rahimallahu teala. Bundan dolayı kardeşlerim, kişinin kendi çoluk çocuğuna yapacağı en büyük fazilet, en büyük faydası çoluk çocuğuna Arapçayı öğretmesidir. Zira Arapça İslam dininin anahtarıdır. İslam dinini öğrenmek istiyorsan, o kapıdan girmek istiyorsan, o anahtarı çoluk çocuğuna vermen gerekir. O anahtar da Arapçadır. Dolayısıyla kendi çoluk çocuğuna yapabileceğin, İslami şekilde terbiye edeceğin en büyük, İslami bir şekilde terbiye etmek istiyorsan, ona yapacağın en büyük iyilik ona Arapça öğretmendir. Ve ona İslami terbiyenin anahtarını vermendir. O da nedir? O da Arapçadır. Bundan dolayı kardeşlerim, baktığın zaman İslam düşmanları bir insanı, bir topluluğu İslam'dan uzaklaştırmak istiyorsa, onlara yapacağı en büyük ifsat, onlara yaptığı en büyük ifsat, onları Arapçadan ve Arapça ile alakalı olan her şeyden uzak tutmasıdır. Bundan dolayı ne yaparlar? Arapçadan, Kur'an ve sünnetin dili Arapçadayı öğretmezler. Onu kötü görürler, kerih görürler. Ondan uzaklaştırırlar. Ve Arapça ile alakalı olan her şeyi insanlara nefret ettirirler. Arapça ile alakalı olan Arapları, Arap dilini, Arap harfini, Arapça konuşanları nefret ettirirler. Biliyorlar çünkü insanı İslam'dan uzaklaştırmanın en kolay yolu, en önemli yolu İslam'ın dilinden uzaklaştırmaktır. Çünkü İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi diller bir topluluğun en büyük şiarıdır. En büyük şiarıdır. Ve İslam'ın şiarı da Arapça dilidir. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın düşmanları bunu bildiğinden dolayı ilk geldikleri zaman ne yapmışlar? Arapçayı ve Arapçayla alakalı olan her şeyden nefret